Başkanım, değerli konuklar, göreve geldiği günden beri sosyal belediyecilik anlayışı ve insan odaklı çalışmalarıyla herkesin gönlüne tat kılan, Akhisar'ın tamamını kucaklayan, başarıları sadece Akhisar'da değil, tüm Türkiye'de konuşulan Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Resim Dutlulu'nun öncülüğünde ilçemize kazandırılan 8 projenin toplu açılış töreninde bir aradayız. Bu eserleri kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz ve modernliğiyle Türkiye'nin sayılı pazar yerlerinden birisi olan Ulu Cami Mahallesi Cumartesi Pazarı. Seyit Ahmet Mahallesi'nin yıllardır özlemini çektiği Aile Sağlık Merkezi, geleceğin aydınlık gençlerini yetiştiren mahalle kreşi, 4 tane meydan projesi, 51 kapalı hayır yeri ve çok amaçlı salon, 43 yeni park, Ege bölgesinin ilk ve tek karavan parkı, Cumhuriyet Kahvaltı Salonu ve Aile Çay Bahçesi, Çağlak ve Zeytin Kafe projeleri Manisa'ya kazandırılan önemli projelerden. Şimdi bir devlet gösterimiz olacak. Başarılarıyla Türkiye'de dereceler kazanarak hepimizi gururlandıran Akhisar Belediyesi bünyesi altında yeni efeler yetiştiren Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenimiz Uğur Öngül'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'i konuşmalarını yapmak üzere kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Genel
milletvekillerim, sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, çok değerli belediye başkanlarım, yüreğinde vatan, millet, Atatürk sevdası olan Akisarlı hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar dilerim. Ben Manisa'da doğmuş, büyümüş, alnını teriyle ekmeğini kazanmış, burada evlenmiş, çocuğunu büyüten bir kardeşinizim. Ben Manisa sevdalısıyım. Bu şehrin havasına, suyuna, ovasına, dağına, her şeyden önce insanına sevdalıyım. Ben Manisa'da büyümüş biri olarak biliyorum ki bu şehrin çok sorunu var. Sorunlarını da biliyorum, mimar kimliğimle çözümlerini de biliyorum. Manisa Büyükşehir'in en büyük sorunu Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Daha başka neler var? Türkiye'nin en sıkıntılı altyapısına sahip. Daha başka Türkiye'nin en sorumlu ulaşımına sahip. Başka neler var dostlarım biliyor musunuz? Halkının ne istediğini bilmeyen, halkından kopuk, yorgun, yılgın, sadece kendisini ve çevresini rant için çalışan bir tane Büyükşehir Belediye Başkanı var. Biz öncelikle Allah'ın izniyle 80 gün sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Ben size buradan söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda halkın içinde olacağım. Halkın dertlerine derman olacağım. Onların derdiyle dertlenecek, onların sevinçli gününde yanında olacağım. Ve Besim Başkanım, yaptığın emekler anlatılmakla bitmez. Akisar sana ne kadar dua etse, ne kadar teşekkür etse azdır. Ama başkanım, yağmur yağıyor, altyapıdan sular sel alıyor çarşıda. Bunları biliyorum. Başkanım gecenin üçünde paçalarını sıvamış, dükkanların içinden kova kovası boşaltıyor. Sana söz, ben sana bunları bir daha yaşatmayacağım başkanım. Size söz, ben Akisar'a bir daha bunları yaşatmayacağım. Başkanım, sizinle birlikte el ele olacağız. Akisar hak ettiği değere kavuşacak. Geçen gün pazar günü pazar yerini birlikte dolaştık. Pazar yerinin bir kısmı kapalı, bir kısmı açık. Oradaki balıkçı kardeşlerime sesleniyorum. İlk işim öncelikle orayı ben kapatacağım. Sizi yağmurdan ben kurtaracağım. Sizinle birlikte olacağım. Size, sizden bir söz istiyorum. Öncelikle Manisa için, sonrası Akisar için, sonra da Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu olmuş Sayın Genel Başkanım Özgür Özel için seçim boyunca kapı kapı dolaşmaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Konuşmalarından dolayı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca'yı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ancak mesajlarımız var. Türkiye'nin birçok yerinden Pazarcılar Odası Başkanları mesajlarını iletmiş. Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Kırklareli Pazarcılar Odası Başkanı, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkan Vekili İstanbul Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı, Bolu Pazarcılar Odası Başkanı, Trabzon Pazarcılar Odası Başkanı, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı,
Niğde Pazarcılar Odası Başkanı, Antalya Pazarcılar Odası Başkanı, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı, Aydın Pazarcılar Odası Başkanı, Balıkesir Pazarcılar Odası Başkanı, Karacabey Pazarcılar Odası Başkanı, Söke Pazarcılar Odası Başkanı, Tire Pazarcılar Odası Başkanı, Salihli Pazarcılar Odası Başkanı, Alaşehir Pazarcılar Odası Başkanı, Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı, Sivas Pazarcılar Odası Başkanı, Sandıklı Pazarcılar Odası Başkanı, Edirne Pazarcılar Odası Başkanı, Edremit Pazarcılar Odası Başkanı ve İzmir Pazarcılar Odası Başkanı tebrik mesajları yollamışlar. Şimdi de konuşmayı Ali Karaca'ya bırakıyoruz. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli milletvekillerim, çok kıymetli belediye başkanlarım, Akhisar'ın çok kıymetli Güzide vatandaşları, çok kıymetli pazarcı kardeşlerim ve çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başkanları, sizleri Türkiye'deki yüz binlerce pazarcı esnafım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte Türkiye burada. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun pazarcı esnafımız için yapılan her hizmette bütün Türkiye'deki temsilciler olarak orada hazır bulunuyoruz. Gerçekten besin başkanımı, pazarcı esnafını parakende sektöründe rekabet ederken daha güzel koşullarda rekabet etmesi için böylesine güzel bir pazar yerini pazarcı esnafımıza kavuşturdukları için kendisine bütün teşkilatım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız başkanım. Türkiye genelinde nerede bir kapalı pazar yeri yapılıyorsa, pazarcı esnafımıza ne kadar rahat bir ortam yaratılıyorsa, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizler halkımıza sofrasında daha ucuz maliyetli sebze ve meyvenin gıdanın götüreceği adresler olan pazar yerlerinde hizmet eden pazarcı esnafız. Bizler emekçiyiz. Bizler gerçekten olmazsak vatandaş evine taze sebze meyve götüremez. Onun için böylesi güzel ortamlarda sizlere hizmet etmekten her zaman onur ve şeref duyacağız. Bu güzel günde bizleri de davet ederek, bizlere de burada söz verdikleri için öncelikle Akhisar Belediye Başkanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı Ali Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Daha güzel bir Akhisar hayalini her geçen gün gerçekleştiren, Akhisar halkının sevgisini ve desteğini arkasına alarak birbirinden güzel projelere imza atan, çalışkanlığıyla herkesin takdirini toplayan halkın adamı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Türkiye'nin kurucu ve kurtarıcı partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, hemşerimiz, gururumuz, Sayın Özgür Özel. Hoş geldiniz efendim Akhisar'ımıza, şeref verdiniz. Değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, Türkiye Pazarcı Odası Federasyon Başkanımız ve Oda Başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, muhtarlarımız ki çok güzel günlerde çok güzel çalışmalar yaptık, pazarcılarımız ve siz değerli Akhisarlılar, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Beş sene önce Sayın Genel Başkanımız, o günlerde grup başkan vekilimizdi, Özgür Özel ve
Sayın Milletvekilimiz Vehbi Bakırlıoğlu ile bir yola çıktık. Akhisar'da güzel işler yapmak için çıktık bu yola. Bu yolun ilk döneminin son kısmına geliriz. Eski günleri eleştirmenin çok anlamı yok. Ama Akhisar'da çok sahada olmayan, öne çıkmayan, vatandaş ile diyaloğu zayıf, vatandaştan kaçan bir belediye anlayışı vardı. Dedik ki Akhisar'da bir şeyler değişecekse önce belediye anlayışı değişecek. Daha aktif, daha çok sahada olan, katılımcı demokrasiyi hedefleyen, halkın sorunlarını dinleyen, halkın istediği sorunlara çözüm bulmaya çalışan, güler yüzlü belediyecilik anlayışı getirmeye çalıştık. İnsanları ayırt etmeden, eşitlikçi, adaletli, partizanlık yapmayan, en önemlisi de hizmet odaklı belediye başkanlığı ve belediye hedefledik. Tüm çalışmalarımızı işte bu hedef için yaptık. Seçildiğimiz tarihten tam 3 sene sonra 31 Mart 2022'de yani bundan 2 yıl önce 8 büyük projemizin açılışını Cumhuriyet Halk Partimizin o günkü genel başkanı, kendisine saygıyla diyoruz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Mumcu Kültür Merkezimizin önünde yapmıştık. O dönem pandemi sonrasıydı. Hala kimi insanda maske vardı. Zor günlerdi ama biz çalışmaktan hiç vazgeçmemiştik. O açılışta biz nereye açmıştık? Bazen hatırlatmak gerekiyor insan. Uğur Mumcu ve Kültür ve Sanat Merkezi'ni açmıştık. Orada şu anda aktif olarak 30'un üstünde kursta, 2000'in üstünde vatandaşımız kurs almakta, mesleki eğitim almakta, iş arayanlar iş eğitimi almakta ve orası şu an aktif bir şekilde çalışmakta. Bizim vizyon projelerimiz olan, Manisa'da ilk olan Boyalılar ve Hampaşa Gez güneş enerji santrallerimizi açmıştık. Bu güneş enerji santrallerimizden şu anda Akhisar Belediyesi yılda 12 milyon liranın üzerinde gelir elde etmekte. Bizim için çocuklar çok önemli demiştik, kreşlerimizi açmıştık. Efendi Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi kreşlerimizi. Sokak hayvanları hala öyle, sokaklarda çok büyük bir sıkıntıydı, sorundu. Hem kendileri için hem insanımız, vatandaşımız için. Şu anda Manisa'nın en modern, en büyük doğal yaşam alanı olan sokak hayvanları doğal yaşam alanı, yani barınağımızı açmıştık. O barınağımızda şu anda yasaların bize el verdiği şekilde sokak köpekleriyle nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele ediyoruz. Nedir? Kısırlaştırma yapıyoruz. Bir tane hayvanımızın canına kastetmeden sokaklardaki hayvanlara da misafir ediyoruz. Kısırlaştırmamız, aşılamamız, tedavimiz, reabilitemizi yaptıktan sonra tekrar yasaların bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Ha bunun dışında saldırgan hayvanları da müdahalıyoruz. Çok iddialıyım arkadaşlar, çok net söyleyeyim. Akhisar Belediyesi sokak hayvanları konusunda maddi olarak her türlü çalışmayı yapmakta. Ama yasalar belli miktarda sıkıntı veriyor. Şu an Akhisar'da değil, tüm Türkiye'deki sıkıntıların farkındayız. İnşallah o da yasa değişikliğiyle farklı yasalarla geçecek. Ama burada altını çiziyorum. Kesinlikle hiçbir hayvana zarar vermesi tasvip etmiyoruz. Kadınlarımız, aileler bizim için önemli. Kadınlarımız önemli dedik. Gene Manisa'daki standartlara uygun kadın ve aile danışma merkezimizi açmıştık. Sonrasında diyetisyenimizin çalıştığı sağlıklı yaşam merkezini Efendi Mahallemizi açtık. Şunu da müjdesi vereyim. Psikoloğumuzun olduğu, sosyoloğumuzun olduğu, diyetisyenimizin olduğu ikinci kadın ve aile danışma merkezimizi Efendi Mahallesi'ne çok kısa bir süre açacağız. Burada hem psikolojik destek vereceğiz, hem kadına karşı şiddetle mücadele edeceğiz. Akhisar Belediyesi aşevini açmıştık bundan tabii 2 sene önce. Bugün aktif bir şekilde görev işleyişle devam ediyor ve her gün 600 üstünde vatandaşımıza hizmet vermekte. İzmir depremini hatırlarsınız. İzmir'de deprem oldu. Biz en yakın ilçelerden bir tanesiyiz. İzmir'deki insanlar o gece sıcak çorba bulamadı. Hemen gittik, lokantadan çorba aldık, götürdük. Orada ilk olan belediyeden bir tanesiydik. Ve sonra dedik ki, bir belediyenin olmazsa olması aşeviydi. Kısa süre sonra İzmir depreminden 6 ay sonra bizim aşevimiz hizmete girmişti. Aradan 2 sene geçti. Bugün çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızla olmaya devam ediyoruz. Halkımızı dinlemeye, onların isteklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekonomideki derin krizi hiç bahane etmedik.
Bunun farkındayız. Ama biz çalıştık, çalıştık ve çalıştık. Bugün de bu açılış töreninde hep beraber, hep beraberiz. Bugün açılış törenimizde. İlk önce ismini daha sonra açıklayacağız. Cumartesi pazarı ve yaşam alanını açıyoruz. Burayı açarken gene vatandaşımızı dinledik. Gençler istedi ki burada spor alanı olsun. Birçok ev hanımı, kadın istedi ki burada güzel kapalı bir pazar olsun. Pazarcıya sorduk. Daha önce kurası yapılmıştı. İstedikleri gibi olmamıştı. İptal edilmişti. Kapalı, güzel, ekonomik pazar yeri istiyoruz dediler. Halkımızı dinledik. Kendi imkanlarımızla 1,5 sene gibi sürede bütün pazar yerini bitirdik. Ve bakın bu gerçek bir açılış. Neden gerçek bir açılış? Yarın ilk defa pazarcılarımız böyle vatandaşımızla buluşacak. Hem onlar mutlu olacak, para kazanacaklar. Hem de vatandaşlarımız hizmete kavuşacak. 2014 yılında bizden bir istek vardı. Seyit Ahmet Mahallesi, Akisar'ın güzel mahallelerinden bir tanesinde yazık ki hizmet alamıyordu. Seyit Ahmet Mahallemize, muhtarımız da orada, ben muhtarım. 2014 yıldan önce gittik mahalle. Sağ ol muhtarım. 2014 yıldan önce muhtarımıza gittik, vatandaşa gittik. Ne istiyorsunuz? Bizim dediler, sağlık ocağımız yok. Çok şükür o sağlık ocağını da gerçekleştirdik. Aile hekimlerimiz orada çalışıyor. Üzerine bir de kreş yaptık. Bugün onu da açılış yapacağız. Onu da yetmedi. Mahallemize asfalt götürdük. 3 adet park yaptık. Mahallenin tüm havasını değiştirdik. 4 tane park yaptık. 4 tane, özür dilerim. Eyvallah muhtarım. Sosyal alan yetersizliğimiz var. Bütün sosyal alanlar Akisar merkezde ve göletteydi. Dedik ki bizim bunları çoğaltmamız lazım. Değişik yerlere sosyal alanlar açmamız lazım. Cumhuriyet Parkı dediğimiz Kayalıoğlu'ndaki park atıl bir şekilde duruyordu. İnsanlar içine girmeye korkuyordu. Bu parkı baştan sona yeniledik. İçine kahvaltı salonu ve aile çay bahçesini açtık. Şu anda hem mahalle halkına hizmet ediyor hem de Akisar'dan gelen insanlara hizmet ediyor. Ve İnanılmaz kalabalık oluyor. Çok büyük popülasyon var. Mahalle halkından çok araba geçiyor ve şikayet gelmeye başladı. Meydan projelerimiz. 2014 yılından önce belediye olan beldelerimiz ne yazık ki 2014 yıldan sonra hizmet alamamaya başladı. Biz bunu dersine çevirdik. İlk önce mahalle köşelerine, belde köşelerine asfalt attık. Parkları değiştirdik. Yeni yollar yaptık. Bunu yaparken de dedik ki her beldenin güzel meydana ihtiyacı var. İşte bugün Kayalıoğlu, Akselendi, Ballıca ve Süleymanlı meydanlarının açılışını yapıyoruz. Ayrıca Zeytinliova Mahallesi'ne gene meydanımız bitmek üzere, parkımız ve meydanımız bitmek üzere. Dağdere Mahallemizde çok güzel bir kır düğün salonumuz bitmek üzere. Artık beldelerimiz 2019 yıldan önceki gibi değil. Artık beldelerimiz hizmete kavuşmuş durumda. Kırsala gitmeyen bir belediye vardı. Asfalt yapmıyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Kırsala hizmete başladık. Bugün burada 51 adet çok amaçlı, köylere yaptığımız çok amaçlı salonların, çok amaçlı alanların açılışını yapıyoruz. 51 adet arkadaşlar, her iki köyden bir tanesi yaptık. 43 adet yeni parkın açılışını yapıyoruz. Bu sayı sizi yanıltmasın. Bu yaptığımız son 1,5-2 senede yaptığımız parklar. Bizim toplam yaptığımız park 5 yılda 101 adet. 143 tane çocuklarımız için oyun grubu aldık. Bir belediye başkanı park yaptı diye eleştirildi. Zaman zaman eleştirilsinler. Ama biz çocuklarımıza o parkları yapmaya devam edeceğiz. Parkları da sadece şehir merkezlerinde yapmıyoruz. Hem dış mahallelerini hem kırsala Akisar'ın dört bir yanını çok güzel parklarla dönüşüyoruz. Karavan parkımızı gerçekleştirdik. Bak, baktık ki pandemi döneminde bu karavan olayı çok fazla var, yükselmiş durumda. Karavancılar araçlarını koyacak yer bulamıyor. Şu anda karavan parkımızda modern dememiz sebebi çamaşırhanesi, bulaşıkhanesi, mutfağı, tuvaleti, banyosu olan karavancının tüm ihtiyaçlarını yapacağı temiz suyun, enerjinin olduğu karavan parkları gerçekleştirdik. Böylece Akisar'a gelen turist sayısını, Akisar'a gelen misafir sayısını çoğalttık. Çağlar Parkımızı ve Zeytin Parkımızı açtık. Böylece Akisar'dan iki ayrı noktada halkımıza ekonomik kaliteli hizmet verdik.
Bu sosyal tesislerle aynı zamanda ne yaptık biliyor musunuz? Bu sosyal tesislerde aynı zamanda Akhisarlı gençlere, Akhisarlı çocuklara istihdam sağladık. O istihdamdan rahatsız edenler kusura bakmasın, Akhisar'a istihdam sağlamaya, gençlerimizi işe almaya da devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken sosyal belediyecilikten hiç ödün vermedik. Ekonomik krizi hiç unutmadık. Halkımızın alım gücünün yıldan yıla nasıl azaldığını biz de farkındayız. Bu bakımdan da halkımızın yanında olduk. Bakkal kartıyla tüm vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza her ay nakit desteği sağlıyoruz. Sadece bakkallardan alışveriş edebilen bu kartıyla hem bakkal esnafımıza destek olduk hem halkımıza. Odunlarımızı dağıtıyoruz. Aş evimizden yemeklerimizi dağıtıyoruz. Aş evimizden eren yemeğimizi dağıtıyoruz. Engellilere destek oluyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, depremden etkilen vatandaşlarımıza inşaat yardımını yapıyoruz. Kıyafet yardımını yapıyoruz. Bu şekilde Akhisar gibi bir yerde, Akhisar sorduğunuzda zengin bir memleketlerden ama Akhisar gibi bir yerde 30 bin vatandaşımıza destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tarımı da unutmadık. Daha önce tarımla ilgili Akhisar Belediyesi'nin bir tane projesi yoktu. Tarımda çilek fidesi dağıttık, kiraz fidanı dağıttık, Akhisar'da çiftçilere destek olduk, atıl durumda olan zeytinliklerimizin bakımını gerçekleştirdik ve en sonunda bu sene, o da bu senenin hizmeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 kilogram olarak aldığımız ata tohumu kara kılçık buğdayımızı 20 tona yükselttik tohumlarını kullanarak. Ve o tohumları çiftçimize ücretsiz dağıttık. Akhisar'da en büyük sorun diye konuştuğumuz zaman şu an sokakta gezelim. Başkanım kusura bakma sonra %90 Büyükşehir Belediyesi işte yağmurda su oluyor, kanalizasyon, altyapı onun farkı değil. Bizi ilgilendiren en büyük sorun bir tanesi köpekten söylüyor vatandaşımız. Bardağımızı o yüzden yapmıştık. Diğeri de yol sorunu. Arkadaşlar 15 sene hiç o kadar hiç yol yapmamışlar ki. Asfalt yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Hala daha vatandaşımız asfalt istiyor. Hiç merak etmeyin. İkinci dönemimizde asfalt yapmaya, yol yapmaya devam edeceğiz. Kırsalda bir metre soğuk asfalt yapılmamıştı. Çünkü soğuk asfalt tesisi yoktu. İlk geldiğimiz iş soğuk asfalt plantını koyduk. Bugün Akhisar'ın yüksek yerlerine çıkın, kırsal mahallelerine çıkın. Çok güzel yollar göreceksiniz. Akhisar Belediyesi'nin çalışkanlığının eseri o yollar. Kırsalın eseri. 20 kişi için yol yapılır demedik. 20 kişi için yol da yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Asfalt finişini aldık arkadaşlar. Asfalt makinesi. Belediye asfalt makinesi mi alır dedi insanlar. Malum partililer. Ya asfalt makinesini alırsan kullanırsın, almasan kiralarsın. Şu anda aylığı 300-400 bin lira olan makinadayım. Biz 1,5 milyonu almıştık. İnsanlar diğer belediyelerden şu anda bizden finisher istiyor, asfalt makinesi diyor. Biz yoğunluğumuzdan veremiyoruz. Çünkü hava müsait olduğu müddetçe asfalt atıyoruz Akhisar'a. Arkadaşlar, deprem, pandemi, ekonomik kriz. Hiçbiri bizi yavaşlatmadı, hiçbirini bahane etmedik. Hep çözüm odaklı olduk. Tüm kurumlarıyla organize çalıştık. Herkese siyasi parti ayırt etmeden elimizi uzattık. Hizmette nasıl AK Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili hepsi benim kardeşim dediysem hizmet alınmaya çalışırken de tüm partilerden destek istedim. Oldu, olmadı. Onları da zamanla konuşuruz. Ama bu 5 yılı bu anlayışıyla geride bıraktık. Enerjimiz hala aynı. Hiç düşmedi. Fark ediyorsunuz, heyecanımız artarak yükselerek artıyor. Projelerimiz hazır. Şubat ayı itibariyle bunları tek tek anlatacağız. Ama zannetmeyin, hayal satacağız. Engelli merkezimiz hemen şu. Çok güzel olacak engelli merkezimiz. Proje esası ihalesi yapıldı. İhaleyle ilgili sıkıntı oldu. Bir ihale daha yapılacak. İkinci dönemim ilk işlerinden bir tanesi engelli merkezinin hizmet binası Efendi Mahallesi'nde olacak. Bunun dışında kapalı otopark
Ticaret odamızda oturduk, konuştuk, anlattık. Protokolü imzalamaya kaldık. Eski sinema çukurunda. Anıtlardan izin aldık. Her şeyi tamam. Altı dükkan, üstü otopark. Akhisar'ımızda yıllar sonra babamın belediye başkanlığından sonra ilk defa bir katlı otopark yapılacak. İmar çalışmalarımız hepsini hazırladık. Akhisar'daki imar sorunları biliyoruz. Anıtlarla ilgili sıkıntıları biliyoruz. Her çalışmamız hazır. Bunları da ikinci dönemle beraber sizlerin de desteğiyle büyük şehirde aldığımız zaman daha hızlı ama her halükarda biz o sorunların hepsini çözeceğiz. Zaman zaman engellendiğimiz zamanlar oldu. Açık konuşayım. Biz şu ana kadar devlet bankalarından bir kuruş kredi alamadık. Hiç alamadık. Ama biz bunu bahane etmedik. Hep bir çözüm bulduk. Gittik özel bankadan aldık. Başka kaynaklar bulduk. Ama bir şekilde o isteği yaptık. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Aslında orada Cumhuriyet Halk Partili Besim Mutluluğu, Besim Başkanı engellemiyorlar. Orada engelledikleri Akhisar'ın hizmet alması Akhisar'ı yavaşlatıyorlar. Bunu da nasıl yavaşlıyor hemen söyleyeyim. Bakın 5 sene önce eski tren yolu projesi hazırdı. Hiç şeyimiz yoktu. Biz 102 tane park yapmışız. 102 park değil 50 tane park yapardık. O projeyi 30 defa bitirdik. Ama dediler ki bu Akhisar Belediyesi bizden değil, biz burayı ona tahsis etmeyelim. Ne oldu? 3 sene, 4 sene sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiler. Şimdi bankaklarda görüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi demiryolu projesini yapıyor. Teşekkür ederiz. Ama hiç merak etmesin, onu bitirmek de Ferdi Başkan'la bana düşecek. Onu da merak etmeyin. Bugün bu açılışa gelen, beni sabırla dinleyen, başta genel başkanımız olmak üzere tüm misafirlerime teşekkür ederim. Bir kısa bir 5 senenin özeti gibi oldu. Sayın genel başkanım, sizin yol arkadaşınız olmak benim için bir onur. İnşallah uzun yıllar çok güzel çalışmalar yapacağız. Özellikle Akhisar'ımıza çok güzel hizmetler yapacağız. Bu konuda da desteklerinizin farkındayız. Sabırlı işim, geçen en son söylemişim, şimdi en önce söyleyeyim. Özgem'e çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında o kadar kolay bir iş değil bir belediye başkanı işi olmak. Yaşayan biri ancak tüm anlayışı için binlerce defa teşekkür ederim kendisine. Milletvekilimiz bir yol arkadaşım daha, Sayın Vehbi Bakırlıoğlu. Aynı şekilde her zaman destek oluyor, her zaman yanımızda, her zor durumumuzda, hep yanımızda olan bir insan. Ona da çok teşekkür ederiz. Bekir Başarırken milletvekilimiz sağ olsun, çok çalışkan vekilimiz. Ona da defalarca teşekkür ederiz. Efendim bir ilçe başkanı bir partiyi ne kadar değiştirebilir isimli çalışma içinde çalışkan, azimli ve uyumlu işbirliği için Hayri Hanım'a teşekkür ederiz. Çok kısa bir zaman oldu ama çok güzel çalışıyorlar. Ekibi muhteşem. Hem kendisi hem de yönetimde. Çok teşekkür. İnşallah bu seçimi de alnımızda ele geçireceğiz. Burada tabii il başkanımız İhsan Hanım, eski bir arkadaşımız, dostumuz, çok sevdiğimiz hanımefendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Bey. Onunla çok uzun yıllar çalışacağız inşallah. Ona inancımız tam. Tüm arkadaşlarımıza, misafirlerimize, belediye başkanlarımıza, benimle aktif görev yapan belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerine çok büyük özveriyle çalıştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama şu parantezde yapayım. Başta 5 sene beraber yönettiğimiz İYİ Partili meclis üyesi arkadaşlarımız. Yani hiçbir kötülüklerini görmedim. Onun dışında AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri de gerçekten hakkını fazlasıyla yaptılar bu işi. Çok da başarılı işler yaptık hep beraber. Bizim birçok işimiz oy birliğiyle geçti beyler. Kolay kolay değildir. Yani bir yerin satılmasının, bir kredi alınmasının oy birliğiyle geçmesi çok az gözükür. Çünkü biz o diyaloğu, o Akhisar'ı hep beraber yönetme isteğini hiç kaybetmedik. O bakımdan meclislerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii bu asıl meclisin, asıl teşekkür de, şimdi burayı biz özellikle bu pazar yerinden bahsediyorum. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Bu belediye işçilerinin kendi emeğidir. İşte betonu beton santralimizden aldık, çok ucuza mal ettik. Demir işçilerini demiri alıp arkadaşlarımız demir işçiliğini yaptı. Yani bu her bir aşaması, park bahçeler, fen işleri, burada çalışan tesisler, burada çalışan emekçi kardeşlerime özellikle çok teşekkür ederim. Onlar olmasa buranın bitme şansı yoktu. Hepsinin ellerine sağlık. Sağ olsunlar. Çok da güzel oldu. Demek ki isteyince illa bir müteahhit gerekmiyormuş. Kendi kendine de belediye bir şeyler yapabiliyormuş.
Dün gece saat 11-12'ye kadar çalışan temizlik çalışanları, çevre temizlik çalışanlarımız. Yanlarına gelemedim. Biraz çalışmam lazımdı. Fotoğrafları devamlı geldi. 12'ye kadar burada iş yaptılar. Gençlik kollarımız canlı gönülden çalıştı. Halk ilişkilerimiz canlı gönülden çalıştı. Yani bazı şeyleri görüyorsunuz ama bu işler emek işidir. Bu bakımdan burada emek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta yarın açılacak olan, yarın gerçek anlamda açılacak olan bu pazar yerimiz, pazarcı esnafımız ve Efendime Ulu Cami en çok değerlendirecek ama ben eminim Akisar'ın birçok mahallesinden gelecek çünkü gerçekten güzel bir pazar yeri olacak. Oldu. 12 ay boyunca iş yapılabilecek, yağmurdan, çamurdan etkilenmeyecek ki inşallah önümüzdeki dönem Ferdi Başkanım dediği gibi pazar pazarını ve çarşamba pazarını da daha modern hale getireceğiz. O işleri de tamamlayacağız. Yani bu pazar yerimiz olmak üzere bu işlerimiz yaptığımız, bu tüm işlerimiz, bu açılış töreni tüm Akisar'ımıza, hepimize hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli hizmetler veren, sadece Akisar'da değil, Türkiye'de başarılarıyla adından söz ettiren Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya kıymetli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, bir anonsumuz olacak. SMA hastası, Akisar'ın bebeği, İcrar Bakır bebeğimizin standına desteklerinizi bekliyoruz bu arada. Evet, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanı, Manisa'mızın gururu, Manisa'mızın evladı ve o bizden biri ve Türkiye'nin umudu Sayın Özgür Özel'i çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli il başkanım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, bugün burada çok özel konuklarımız olarak bulunan Türkiye'nin dört bir yanından pazarcılar odalarının çok kıymetli başkanları, Akisar Pazarcılar Odası'nın değerli başkanı, sevgili dostum Ahmet Başkan, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı sevgili Destan Bulgay ve Türkiye'nin neresine gitsem Federasyon Başkanımız Ali Başkan'ın selamı var diye teşkilatını, üyelerini bana yollayan, bugün burada misafirimiz olan çok değerli Federasyon Başkanımız Ali Başkan, Akisar'ın esnaf odalarının, meslek odalarının değerli başkanları ve yakasında bir parti rozeti olmadan, bir bütçesi olmadan, arkasında bir parti örgütü olmadan, doğrudan halkın oylarıyla seçilen, köylerine, mahallelerine hizmet gelmesini sağlayan, hizmet eden çok kıymetli muhtarlarım ve Akisar'da ama Zeytin Bahçesi'nde alnının terini toprağa değdirerek ama esnaf tezgahında ama fabrika tezgahlarında çalışan, alnının terinden bereket çıkartan, çoluğunun çocuğunun geçimini oradan sağlayan, kalbinde yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Akisar'ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün evimdeyim. Bundan tam 13 yıl önce ilk kez milletvekili olduğumda, o dönemde Akisar'ın milletvekili yoktu. Ben geldim ve o günkü ilçe başkanı Vehbi Bakırlıoğlu'nun yanında Akisarlılara bir söz verdim. Dedim ki Özgür Özel Akisar'ın milletvekilidir.
Akhisar'daki her düğüne geldim, gelmediğime telgraf çektim. Gidemediğim düğüne Akhisar milletvekili diye telgraf çektim. Kimi postanede düzelttiler, kimi okurken düzeltmeye kalktılar. Akhisarlılar müdahale etti. Akhisar milletvekili o dediler. Ben Akhisar'a bir milletvekili sizin evladınız Vehbi Bakırlıoğlu seçilene kadar Akhisar'ın milletvekiliydim. O günlerde birlikte koştuğumuz, emek verdiğimiz değerli meslektaşım Besim Dutlulu. O dönemlerde birlikte görev yaptığımız bugüne kadar çok sayıda ilçe başkanımız, çok değerli ilçe yöneticilerimiz, parti muhalefetteyken emek veren belediye meclis üyelerimiz ve büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin partisini evladı gibi seven insanları bir hayale inandılar, çalıştılar. Akhisar'dan hem milletvekili hem de Akhisar Belediye Başkanı çıkardılar. Bu yiğit aileye, tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne zaman Özgür Özel nerede bir göreve talip olsa bu Akhisar arkasında durdu. Hep yüreklendirdi, hep sahiplendi ve bugün böyle bir törende genel başkanı olarak partinin sizlerin karşısında olmak benim için büyük bir onur ve Akhisar şimdi de şöyle söyleyebiliriz. Önemli bir işi daha başardı. Akhisar genel başkan çıkardı. Sabah Turgutlu'daydık. Çetin Başkan'la gurur duyduk. İzleyenler gözlerine inanamadı. 5 senede yaptıklarına. Bugün burada Besim Başkan son dönem yaptıklarını bile yetiştiremedi. 5 yıl boyunca arı gibi çalıştı, didindi, Akhisar'a hizmet etti. Saruhanlı'da Zeki Başkanımız Zeki Bilgin, Alaşehir'de Ahmet Tutlulu. Dördüne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yüzümüzü öne eğdirmediler, bizi mahcup etmediler, bizi gururlandırdılar. Bundan sonraki süreçte hep beraber ikinci dönemde 4 belediye başkanımızın çok daha önemli işleri, çok daha büyük projeleri yapacaklarına hiç şüphe yok. Bir yandan açılış yapıyorlar, bir yandan temel atıyorlar. Bir yandan hizmet ettiler, bir yandan borç ödediler. Besim Başkan ilk geldiği gün belediyenin borcunu asmıştı. Söz vermişti. İlk dönemin sonunda yine asacağım. İlk başta belediye hizmetleri ve içindeki borç oranı neredeyse yarı yarıyaydı. Şimdi %15'lere düştü. Ama 200 milyonlardan aldığı bütçeyi 1.2 milyar düzeyine çıkardı. Akhisar'ı ayağa kaldırdı. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Çöp toplama ihaleleri iptal edildi. Akhisar'ın çöp arabaları Mersin'e gitti. Çünkü oralardan ihaleyle yandaşlardan kiralanıyordu. Bitince gittiler. Besim Başkan Akhisar'a kendi araçlarını aldı. Birkaç ay içinde yılı bulmadan araçlar kendilerini amorti ettiler. Burada yapılan iş gibi, biraz önce gezdiğimiz kapalı pazar yeri gibi, daha geçen sene temelini attığımız yerler belediyenin öz kaynaklarıyla hızla bitirildi. Yani israf etmek yerine kendi partisinden yandaş müteahhitlere çöp toplama ihaleleri vermek, onlara inşaatlar vermek yerine Akhisar'ın öz kaynaklarıyla
Akhisar'da destan yazıyor Besim Başkan. Kendisini yürekten alkışlıyoruz. Pazarcılarımız biraz önce başkanlar bana kendi evlerini gezdirir gibi kapalı pazar yerini gezdirdiler. Besim Başkan anlatmıştı. Mahallenin gençlerine sormuş, o arsa için basket sahası istemiş. Mahallenin kadınlarına sormuş, o arsa için pazar yeri istemişler. Mahallenin erkekleri park yeri sorunu var, otopark olsun demiş. Besim Başkan oturmuş, hafta içi otopark, cumartesileri pazar yeri, üst katında gençlerin basket sahası olan muhteşem bir tesisi kazandırmış. Akhisar'a hayırlı olsun, her iki mahallemize de hayırlı olsun. Pazarcılar Odası Başkanımız evini gezdirir gibi gezdirdi. Ege'nin en güzel pazar yeri oldu dedi. Ve en ucuz pazar yerlerini de belediye başkanımızın kendisine sağladığını söyledi. Biz de dinlerken gururlandık. Çünkü büyük bir ekonomik kriz var. Ben Ali Başkanım, benim dedem Bahçıvan Abdullah Ağa 96 yaşına kadar kendi üretti, kendi yıkadı sebzeyi, meyveyi, lahanayı, pırasayı, o kışın soğuğunda buzlu suda yıkadı. Elleri ekrem romatizmasıydı, parmakları ters döndü. 10 çocuk büyüttü. Ekmeğini bahçıvanlıktan, pazarcılıktan kazandı. Ben sizin de torununuzum. Ben Manisa'nın evladıyım. Bütün pazarcıların torunuyum. Göçmen bir aileden geliyoruz. Balkan Göçmenleri Derneği'nin Akhisar'da üyesiyim. Bu güzel şehre hep birlikte hizmet ediyorsunuz. Mustafa Başkanım, bizim gururumuz, bütün arkadaşlarımız Akhisar'da bu birliktelikten büyük onur duyuyorlar. Akhisarlılar da zorlu günleri atlatıp iyi günlere gitmek istiyor. Bundan 20 yıl önce Akhisar emeklisi çok olan bir şehir. Bundan 20 yıl önce bir emekli 1,5 asgari ücret alıyordu. Aramızda emekliler var, hepsi biliyor. Bir emekli 1,5 asgari ücret alıyordu. En düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Üstünü alan çoktu ama en az alan 1,5 asgari ücret. Bugün asgari ücret 14.000 lira, 17.000 lira, ancak 1,5 asgari ücret alınsa en düşük emekli maaşı 25.000 lira olması lazım. Ama bugün en düşük emekli maaşı 7.500 lira. Şaka gibi, kötü bir şaka gibi. Eğer evde kendini değilse, bir başına bile olsa bir emekli boğazını doyurmaya, karnını doyurmaya, evini ısıtmaya yetmeyecek bir para veriyorlar. Ki 4 kişilik, 5 kişilik emekli aileleri var. Buradan, Akhisar'dan, memleketimden bir kez daha mecliste bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu sefalet maaşı, bu emekliyi yoksul bırakan, aç bırakan maaşı kabul etmiyoruz. Bunu derhal arttırmak zorundadır meclis. Derhal arttırmak zorundadır. Meclis bu meseleyi ele alsın, emeklinin çilesini bitirsin diyenler bir kuvvetli alkış yapsınlar. Ankara duysun. Duysun Ankara. Emeklide olmayınca esnafta olmaz. Emeklide olmayınca pazarcıda olmaz. Emeklide olmayınca, çalışanda olmayınca kimse de olmaz. Bakın, bir kurum var.
Türkiye İstatistik Kurumu. Bu kurum enflasyonu hesaplıyor ve bir enflasyon ilan ediyor. İlan ettiği enflasyona göre de emekliler ve çalışanlar zam alıyorlar. Geçen senenin enflasyonunu TÜİK %68 olarak ilan etti. Gerçek enflasyon %130'a yakın. Eğer TÜİK'e göre değil de gerçek enflasyonla zam verilseydi bütün çalışanlar %35 daha fazla, bütün emekliler %35 daha fazla zam alacaklardı. Ama bugün TÜİK denen kurum, yani Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleridir TÜİK. Yalan attığı için, kötü hesap yaptığı için emeklinin ve çalışanın cebinden her ay para çalınıyor. Bugün 15 bin lira maaş alan bilsin ki TÜİK rakamları çarpıtmasaydı 20 bin lira alacaktı. 20 bin lira alan 27 bin lira alacaktı. 30 bin lira maaş alan çalışan TÜİK yalan atmasaydı 42 bin lira maaş alacaktı. Bu büyük bir haksızlıktır, büyük bir hırsızlıktır, herkesin cebinden para almaktır ve bu emekliyle emekçiyle haksız yere yoksullaştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında durmaya, bunları dile getirmeye, emeklinin de emekçinin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle 5 hakim anayasayı askıya aldığı için, öyle anayasa deyip geçmeyin. Bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayıyor, yarın mülkiyet hakkını yok sayar. Anayasa hepimizin güvencesi. Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen milletvekili ise anayasada yazdığı için gücünü oradan alıyor. Besim Dutlulu belediye başkanı ise gücünü anayasadan alıyor. Meslek örgütleri anayasadan alıyor. Oturduğun evin tapusu mülkiyet hakkından, babandan kalan miras, veraset hakkından. Hepsi anayasa sayesinde var. Bugün anayasanın bir maddesini yok sayanlar, biz sayfasını yırtıp atanlar, yarın senin malına, mülküne, emekli maaşına, babandan gelecek olan mirasa göz koyabilirler. O yüzden biz dedik ki bu pazar gelin sahip çıkalım. Neye sahip çıkalım? Memlekete, ortak geleceğimize, özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Çağrıda bulunduk. Tandoğan'da pazar günü saat 13'te Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Aş, ekmek diyeceğiz. Emeğe saygı diyeceğiz. Emekli maaşıma dokunma diyeceğiz. Kim neye sahip çıkmak istiyorsa bizimle gelsin. Kim kendisine sahip çıkılsın istiyorsa Tandoğan'a gelsin. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Bu çağrıya sendikalar olumlu cevap verdiler. Meslek örgütleri olumlu cevap verdiler. Siyasi partiler olumlu cevap verdiler. Ve tam doğanda büyük bir kalabalıkla bu iktidara artık yeter diyeceğiz. Hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Peki Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı,
emeklinin sesini kısmak. Amacı EYT mağdurlarının, staj mağdurlarının sesini kısmak. Amacı enflasyona isyan edenlerin, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin, hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi hiçbirimizi susturamazsın. Sesimizi duyacaksın. Sana bu sesi duyuracağız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir mitingin, önceden ilan edilmiş bir mitingin saatine eğer kendisi aday tanıtımı koyuyorsa, bu önceden ilan edilen bir mitinge başka bir parti etkinlik koyuyorsa, bu siyaseten saygısızlıktır. Bu görgüsüzlüktür. Ama bu esas ne kadar çok korktuğunu, sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir. Onun için korkmayacağız. Biz Tan Doğan'a terör yapmaya gitmiyoruz. Biz Tan Doğan'a kalp kırmaya gitmiyoruz. Biz Tan Doğan'a birlik için, beraberlik için sesimizi duyurmak, yoksulların sesini duyurmak için gidiyoruz. Öyle olunca da istedikleri kadar engellesinler Tan Doğan'a gidişimizi ve bu talebi yükseltmemizi ve bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı engelleyemezler. Engelleyemeyecekler. Tan Doğan'da pazar günü Türkiye hepimizin sesini duyacak. Önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanımız uzun yıllardır Akhisar'a hizmet ediyor. Babası da meslektaşım, yıllarca Akhisar'a hizmet etti. Şimdi aynı görev oğluna nasip oldu. Görülmedik bir destekle seçildi ama bu seçimde biz Besim Dutlulu'dan büyük bir rekor bekliyoruz. Rekor oy bekliyoruz. Bütün rekorları darmadağın etmesini bekliyoruz. Kendisi ifade etti. Tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine teşekkür ederiz. Besim Başkan'ın Akhisar için yaptığı iyi işleri, iyi projeleri gördüler. Oy birliğiyle destek verdikleri projeler için kendilerine teşekkür ederiz. Biz Akhisar'ı kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi öteki öbürü yapmadan yönetmeye devam edeceğiz. Akhisar geçmişte partizanlıktan çok çekti. Ama bugün Akhisar'da Gördes sınırındaki dağ dereye de, ovadaki Zeytinli Ova'ya da, göz bebeğimiz Beoba'ya da aynı hizmet yapılıyor. Akhisar'ın mahalleleri arasında geride kalmış mahallelere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Akhisar'ın yoksuluna, dezavantajlı gruplarına sahip çıkıyoruz. AK Partili, MHP'li demeden, oyunu hangi partiye veriyor demeden, partimize kaydı var mı, yok mu diye bakmadan sahip çıkılacak. Kim varsa sahip çıkmaya hizmet edilecek. Kim varsa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bir şeyi biliyorum ve bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğim şu: Akhisar'ın AK Partilisi de MHP'lisi de önceye göre çok daha iyi hizmetlerin çok daha ucuza yapıldığını, israfın bittiğini,
tasarrufun da kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyorlar. Bir de 14 Mayıs'ta oy verdiklerinin o günden bugüne yumurtaya %55, makarnaya %92, somun ekmeğe %65 zam yaptığını da biliyorlar. Hal böyle olunca bu durumda yapılacak bir şey var. Marifet iltifata tabi. Bu iyi hizmetler için besin başkanı oy verdiklerinde zamları yapanlara, kendilerini yalnız bırakanlara da bir sarı kart göstermiş olacaklar. Zamma rağmen iktidara oy veren iktidarın zammına engel olamaz. Zamma rağmen, zulme rağmen, yoksulluğa rağmen iktidara oy vermek yerine besin başkanı oy vermek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek hem iktidara bir mesaj hem de iyi yapılan işlere bir destek olacaktır. Son sözüm, Manisa Büyükşehir iyi yönetilmiyor. Manisa Büyükşehir bıkmış, paraya doymuş ama ranta doymayan, yandaş kayıran, kendi arsalarına imar değişikliği yapan ve halkı küçük gören bir anlayışla yönetiliyor. Biraz önce tanıştınız, biliyorsunuz Manisa'nın evladı. Rantiyeci değil, tıraşçı Ahmet'in oğlu. Mimar, 40'lı yaşlarında, civa gibi bir delikanlı var. Eğer biz Ferdi Başkan'a, Ferdi Zeyre Büyükşehir'i verirsek, Akhisar'ın Büyükşehir'den dolayı yaşanan bütün sorunlarının da çözülmesine katkı sağlayacağız. Sizden bu iki genç kardeşime birlikte sahip çıkmanızı, Akhisar'ın geleceğine sahip çıkmanızı, Manisa Büyükşehir'i bundan sonra iyi yönetecek, temiz yönetecek genç bir başkana emanet etmenizi bekliyor. Onlar için sizden destek istiyorum. Son sözüm, siz Akhisarlılar, hemşerilerim, çok güzel insanlarsınız. Ülkesini, vatanını seven, yaşadığı yeri seven, birbirini seven insanlarsınız. Sizi hepimiz seviyoruz. Başkanınız seviyor, kadroları seviyor. Akhisar'da sevginin sürmesine, hizmetin sürmesine, şefkatin sürmesine ve Akhisar'ın kalkınmasının, gelişmesinin sürmesine destek olmaya devam edin. Onları sizlere emanet ediyorum, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, tören bitecek şimdi ama cumartesi pazarımızın bir eksiği var, bir isim eksiği var. Burada da biliyorsunuz Ulucan mahallemizde bizim geçen sene kalbimizin içine bir şehit ateşi düştü. Reşat Ergin'in anne babası yanımızda. Onların da izniyle, sizler de böyle olayım, onların da izniyle pazar yerimizin ismi de Reşat Ergin pazar yeri ve yaşam alanı olsun istiyorum. Onların da olayıyla inşallah. Sağ olun. Bu tabi meclisimizden geçecek. Biz ilk mecliste Şubat ayında, sizlerin de işte onayı da şimdi alınmış oluyor. Şubat ayında bu ismi alıp sizlerle beraber buraya da tabelasını asacağız inşallah. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Kurdele kesmek için milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, oda başkanlarımızı bekliyoruz lütfen.